Birlikte çalıştığınız yöneticinize ne kadar güveniyorsunuz? 10 üzerinden bir puan verecek olsanız yöneticinizin güvenine kaç verirdiniz? 10 tamamıyla güveniyorum demek. Bir araştırmaya göre her 3 çalışandan biri yöneticisine hiç güvenmediğini açıkça söylüyor. Dünya genelinde yaklaşık 5000 kişiyle yapılan bir başka çalışmaya göre çalışanların sadece %49'u yöneticilerine güveniyor, yani azınlık. Çalışan bağlı araştırma sonuçlarını değerlendirirken güven en çetrefilli konulardan bir tanesidir. Güvenmediğiniz bir insanla yaşamak, güvenmediğiniz bir yöneticiyle çalışmak, güvenmediğiniz bir ülkede yaşamak zordur. Her anlamda, her an tetikte olmak demektir. Bu da başlı başına bir stres kaynağıdır. Bir keresinde iş yerinde mutluluk kültürü yaratmak semineri için Antalya'daydım. Seminer bittiğinde yanıma birisi geldi. Çalıştığı şirkette üst düzey yöneticilerden biriydi ve şirkette çalışanların kendi içlerinde çok sık şikayet aktarımı yaptıklarını bildiği için de herkesin görebileceği bir yere şikayet kutusu koyduklarını, ancak haftalardır oraya hiçbir şikayetin henüz gelmemiş olduğundan bahsetti. Ne kurumu, ne sektörlerini, ne iş yapış tarzlarını, ne de kültürlerini biliyorum. Ama bildiğim şey şu: eğer gerçekten bir derdim varsa ve bu derdimi paylaştığımda dikkate alınacağını biliyorsam, geri bildirimden çekinmem. Seviyorsam, güveniyorsam gider konuşurum. Bugüne kadar gördüğüm bu tür geri bildirim mekanizmalarının en büyük handikapı, bir süre sonra yazıyoruz yazıyoruz bir şey değişmiyor algısına neden olması. Bunu da kapsama dahil edecek olursak, iş yerinde güvensizlik iki şekilde oluşuyor diyebiliriz. 1. Söylersem başıma bir iş gelir mi? 2. Söylersem yöneticim veya şirketim beni takar mı? Bu yüzden görev yöneticilere düşüyor. Bugünlerde ülkemiz ekonomik anlamda şirketlerin yeniden yapılanması anlamında biraz hareketli bir süreçten geçiyor. Şirketler kapanıyor, küçülmeye gidiyor. Konkordatolar, iflaslar ilan ediliyor. Bu belirsizlik ortamında güvene insanların her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Zaten kurtlar sofrası, zaten performans kaygısı nedeniyle stres tavan yapmıştı. Bir de ekonomideki bu belirsizlik çıktı başımıza. Dolayısıyla bir yönetici olarak ekibinizdeki kişilere dürüst olmanız ve yalan yanlış bilgilerle oyalamaya çabalamamanız önerilir. Elbette balığın baştan koktuğu gibi bu zincirde de güven kazanmak için öncelikle sizin bir şey yapmanız gerekir. Ancak ondan sonra size güvenmelerini bekleyebilirsiniz. Yani güven gelip sizi bulmaz, sizin gidip onu kazanmanız gerekir. Diğer taraftan insan değilmiş gibi yapmanıza gerek yok. Yani örneğin hata yapmanız imkansızmış gibi davranmayın. Tanrı seviyesinde olmadığınızı biliyoruz. Ne yöneticiler gördüm kendi hataları yüzünden ekibini ateşe atan. Ne yöneticiler gördüm göz göre göre yalan söyleyen. Ve en ufak bir çekinmesi, utanması olmadan. Ama insan bu hata yapar. Hatayı yaptığını kabullenmek büyüklüktür. Hatasını kabul etmeyen, üste çıkmaya, üstelik kendi astını suçlamaya meyilli olan kişiler güven beklentisinde, hatta bağlı çalışan kaygısında olmamalıdır. Pratfall etkisini duymuş muydunuz? Hatasını kabul eden kişinin güçlü bir etki oluşturarak büyüklüğünü ispatlayabileceğini, liderliğini ispatlayabileceğini anlatır. Diğer taraftan kendiniz insan olduğunuzu gösterebildiğiniz gibi çalışanlarınızın da insan olduğunu kabul etmeniz gerekir. Metrikler, sayılar, analizler, raporlar arasında boğulmuş bir yönetici bazen karşısındaki kişileri de sayı olarak görüyor. Hatta bazen satış tarafında satış yöneticileri sanki karşısındaki kişileri dolar işareti gibi görüyormuş gibi düşünüyorum ben. İnsaniyetin, duyguların yitirildiği toksik bir ortamda güvenden bahsetmek mümkün değil. Çalışanlarınızın dostu olmanıza gerek yok ama ihtiyaç duydukları anda onları dinleyen bir iş arkadaşı olmanıza gerek var. Ekip üyelerinizi takdir etmekten, sizin için çalıştıklarında teşekkür etmekten çekinmeyin. O kadar tuhaf yönetim anlayışları var ki ağzından yanlışlıkla teşekkür ederim, sağ ol çıkacak diye bazıları konuşmaktan özellikle çekiniyorlarmış gibi geliyor bana. Bir keresinde bir eğitimde birbirimize iş yaşamında teşekkür etmenin öneminden bahsediyordum. Yöneticilerden bir tanesi dedi ki, ben zaten hep teşekkür ederim. Ekibinin aktardığı bilgiye göre ise son bir haftadır gönderdikleri yaklaşık 70 e-mailin hiçbirine teşekkür cevabı gelmemişti. Pardon, bir tanesi de gelmişti, onda da TŞK yazmış. Tabii ona da eğer teşekkür etmek denilirse. Global Force tarafından 2016'da yapılan bir araştırmanın sonucuna göre yöneticisinden düzenli takdir gören çalışanlar %82 yöneticilerine daha fazla güveniyorlar. Başka bir konu da şu: ekip üyelerinizi koruyup kollayın. Ekibinizin güvenini kazanmak için kriz anlarında sorunu nasıl çözeceğinizi birlikte araştırırken, ekipten kimsenin kurban gitmemesi için
Siz kendinizi ateşe atın. Kazandığınız güvenin uzun vadede sağlayacağı kazanç, kısa vadede yüzleşmeniz gereken sonuçlardan daha kıymetli olabilir kimi zaman. Geri bildirim isteyin ve verilen geri bildirimi alın. Her insan gelişime açıktır. Eğer az önceki insanlık konusunda insan olduğumuzu kabul edebildiysek, mükemmel olmadığımızı da kabul etmeliyiz. Kimse sizden dört dörtlük olmanızı beklemiyor. Öyleymiş gibi yapıp da kendinizi üzmeyin. Ekibinizin üyeleri sizinle ilgili duygularını, düşüncelerini açıkça aktarabileceklerini bilirlerse, güven ortamını çok daha kolay sağlarsınız. Ama dikkat edin, bazen yöneticiler şöyle şeyler yapabiliyorlar. Geri bildirim verin bana, geri bildirim istiyorum, benimle ilgili her şeyi söyleyebilirsiniz deyip ondan sonra kendisine gelen geri bildirimleri bir türlü kabul etmeyip savunma mekanizmasına geçip red kısmına girebiliyorlar. Ve böyle bir ortam olduğunda da güven ortamı iyice sarsılmış oluyor. Yöneticisine güvenmeyen bir ekibin nelere yol açabileceğini çok defa gözlemleme fırsatı buldum. Departmanı ile ilgili son gelişmeleri diğer yöneticilerden öğrenen bir yöneticinin yüzündeki ifade mesela. Şaşkınlıkla öfke arası pek de hoş olmayan durumlar yaşanabiliyor bu tür olaylarda. Güven olmazsa bağlılık söz konusu bile olamaz. Ve bağlılık olmazsa da çalışanlar daha iyi bir fırsat buldukları anda uçup giderler. O yüzden güven bizim en temeldeki hedefimiz olmalı. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve yan taraftaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Böylece her yeni videoda bildirim alabilirsiniz. Görüşmek üzere.